Evet, bugün öncelikle Sayın Yönetim Kurulu üyelerim ve Sayın Turing bursiyerleri, Turing çalışanlarına beni burada sunum yapma şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben bugün konum olarak biyoterörizm, güncel bir konu olan, dünyanın güncel bir tehlikesi olan biyoterörizm hakkında biraz bilgilendirme yapacağım. Biraz biyoterörizm hakkında bilgilendirme yapacağız. Bugünkü konumuz biyoterörizm nedir'den başlayıp biyoterörizmin neden seçilmesi, hani niye, neler, bunların özellikleri nedir, biyoterör ajanları olarak neler kullanılır, işte bunun tarihçesi nedir ve korunma nasıl olur bundan diye bahsedeceğiz. İnsanlar ve diğer canlıları öldürmek için biyolojik ajanların kasıtlı olarak kullanılmasıdır. Sadece insanlar değil, bitkiler, hayvanların da öldürülmesi için kullanılabilir. Eğer askeri yapılanmayla olursa bu biyolojik savaş olarak adlandırılıyor. Eğer sivil halka doğru olursa bu saldırı biyoterörizm olarak adlandırılıyor. Biyoterörizm amaçları politik olabilir, dinsel olabilir, işte bir farklı nedenleri var. İşte suikast amaçlı olabilir. Biyoterörizm saldırısını tahmin etmek güç. Kimsenin beklemediği saldırılar ve sonuçları yıkıcı olabilecek saldırılar. Son zamanlarda biyoterörizm için kullanılabilecek mikroorganizma sayıları da artıyor. Genetik mühendisliğinin gelişmesiyle, bunun kötü ellere geçmesiyle daha fazla şeyler oluşabiliyor ve aşikar ya da gizli olabiliyor. Gizli olması daha tehlikeli, fark edene kadar toplumda çok büyük yaralar açıyor. Peki neden bunlar seçiliyor? Özellikle çok çeşitli bulmaları ve kolayca yayılabilmeleri, çok rahat erişilebiliyor bunlara. Yüksek ölüm oranları bazı hastalıklarda özellikle, tedavi zorluğu, kitleler üzerinde panik etkisi yaratması, bundan çok faydalanmak istiyorlar. Kitleler üzerinde panik yaratmak bunun asıl hedeflerinden biri ve sağlık sisteminde çökme. Sağlık sistemi çökünce zaten ölüm oranları daha da artıyor. Biyoterör saldırısıyla doğal hastalık salgını arasındaki ayrımı yapmak da güç. Canlılara zarar veren en tehlikeli silahlardır. Küçük miktarları bile öldürücü olanları var bunların. Ani olarak başlamıyor çoğu. Bazıları ani başlasa da ortaya çıkana kadar günler, haftalar olabiliyor. Beş duyuyla anlayamıyorsun. O yüzden fark edilmesi geç oluyor ve laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda çok ucuz üretebiliyorsun ve bunları daha tehlikeli hale getirebiliyorsun. İşte solunum da alınabiliyor, sindirim sistemi yolundan alınabiliyor, deri yoluyla girebiliyor. Hızlı çoğalma özelliğine sahip olanları var ve bunlardan özellikle karbonun etkeni olan Bacillus anthracis dediğimiz bakteri ortama çok dirençli. Bunlardan insana insana bulaşıcı olanları da geniş kitlelere etkileyebiliyor ama bazıları bulaşmıyor. Etrafa yayılmaları, havaya püskürtülmeleri, insandan insana bulaş, hayvanlar aracılığıyla bulaş, vektörler arasında bulaş denenebiliyor. Biyolojik silahları Amerikan CDC adını verdiğimiz Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bunları 3 gruba ayırmış. A, B, C kategorisi diye. A kategorisi en tehlikelisi, C'si de olası tehditler diye. A'dan bahsedecek olursak en kuvvetlileri, en risklileri, en ölümcül olanları, paniğe en çok yol açanları. Burada neler var? Variole majör. Eskiden bildiğimiz, şu anda ortada olmayan çiçek hastalığı etkeni. Türkiye'de 1980'den beri çiçek aşılaması yapılmıyormuş ve en son hastalık 1957 yılında gözlenmiş. En son okuduğum makalede Bacillus anthracis şarbon hastalığının etkeni. Şarbon kurban bayramlarında da duymaya alışkın olduğumuz bir hastalık. Yersinia pestis zaten veba tarihte nelere yol açtığı zaten az çok bilinen bir hastalık. Klozidin botulin toksini. Bunları botoksa da kullanılıyor ama çok minimal miktarları kullanılıyor. Çok yüksek miktarları çok öldürücü olabiliyor. İşte tularemiler, Ebola işte Afrika'yı şu anda kasıp kavuran bir hastalık. Kanamalı ateş nedeni. Mesela bu tularemin etkisini Francisella tularensis'i işte 500 bin nüfuslu bir kentin üzerinde 2 kilometre boyunca uçak tarafından salarsak 125 bin kişiyi etkileyip 30 bin kişinin hayatını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Çok büyük yıkımlara yol açabilmesinin örneği. B bunların kıyı yayılımı diğerlerine göre biraz daha zor ama yine kısmen kolay. İşte ölüm dereceleri bir tık daha düşük. İşte bunları izleme. Mesela burada ülkemizde brucellos süt ve süt ürünlerinden bulaşan bir hastalık. İşte özellikle gıda kaynaklardan bahsedersem salmonella, shigella gıdaları kontamine edip enfeksiyon açabilir. Kolera zaten
ölümcül ishale yol açabilen bir hastalık. Özellikle suların kirli olduğu ülkelerde. C grubu da işte bunlar olası potansiyel olarak değerlendirilenler. Mesela tüberkülozun şu anda tedavisi var ama tüberkülozun çok ilaca dirençli bir tüberküloz ortaya çıkarılabilir. Ya da kene kaynaklı kanamalı ateş virüsleri ülkemizde zaten çok yaygın duyduğumuz Kırım Kongo kanamalı ateşi mesela kene kaynaklı bir kanamalı ateş virüsüdür. İşte ne olabilir? Gıda ve sistemleri kontamine edilebilir. Sivrisinek pireleri kullanarak onları hasta edip insanları ısırması sağlanabilir. Aerosol bulut oluşturarak işte kurbanların inhalasyonu en çok korkulan da bu zaten. Su kaynaklarına çok dikkat çekilmiş ama artık hani kanalizasyon sistemleri, arıtma sistemleri çok gelişmiş olduğu için daha zor oluyor. Suikast amaçlı direkt enjeksiyon yöntemi yapılabilir ama bu kısıtlı ölmeden olur. Daha çok suikast için. İşte tüloremi sarı humma için kemiriciler kullanılabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda veba yayılımı için pireler kullanılmış ama yönetilememiş. İşte kişiden kişiye yayılabilenleri düşünmüşler ama çiçek virüsü bunu yapabiliyor. Hava yoluyla yayılabilen çok geniş kitleleri etkiliyor. Ve bu yöntem Amerika ve Sovyetler Birliği'nin en çok araştırdığı yöntem. Çünkü hava yoluyla etkilemek cidden çok basit. Ben çiçek hastalığından bahsedeceğim. Şu anda dünya üzerinde çiçek hastalığı görülmüyor. Aşılamayla eradike edilmiş. 1950'li yıllarda çok görülmüş. İşte bunun kuluçka süresi var 7-10 gün. Orada bulaştırıcı değil. İşte ateş kırgınlıkla başlayıp döküntülerle seyrediyor. Bulaştırıcılık döküntüler başladıktan sonra çok yoğun kabuklar dökülene kadar bulaştırıcılık devam ediyor. Şu andaki su çiçeğiyle çiçek farklı hastalıklar. Şu anda su çiçeği gözleniyor ama su çiçeği çok ölümcül bir şey değil. Döküntülü hastalık çocuklukta atlatılıyor zaten. Çiçek hastalığı da iki formu var. Variola majör ve variola minör. Minör yani çok fazla biyoterör ajan olarak kullanılabilecek bir şey değil. Majör organsal tepkileri etkilediği için ölüm uzunu %30'lara kadar yükseltebiliyor ve çok korkunç bir oran. Şu anda çiçek hastalığı kaldırılmış ancak Amerika'da ve Rusya'da DSO'nun gözetimi altında iki tane laboratuvarda çiçek virüsü bulunmakta ve bunun biyoterör ajanı olarak kullanılmasından çok korkuluyor. Çünkü neden korkuyoruz? Çünkü duyarlı kişilere hava yoluyla çok iyi bulaşıyor. Hava yoluyla enfekte etmek, burada yaydığımız zaman hava yoluyla enfekte etmemiz çok kolay. Mesela sivil toplumların büyük oranda çiçeğe duyarlı. Çünkü burada çiçek aşısı olan kaç kişi var diye sorsam. Su çiçeği değil ama normal çiçek aşısı. En son 1980 yılında yapılmış Türkiye'de. Aynen. Çiçek hastalığının %30 ölüm oranına sebep olması, işte aşı dışında pek spesifik bir tedavisinin olmaması, kolaylıkla hava yoluyla bulaştırılması ve şuna çok dikkat etmek istiyorum. Genomu çok büyük ve teorik olarak manipülasyonlara açık. Yani genetik mühendisiyle buna bir takım eklemeler, çıkarmalar yapılabilir. Ve biyoterörizm açısından dünyada en çok hani bu yapılması falan diyen ülkeler, bu virüslere sahip olan ülkeler. Şarbon hastalığına gelirsek bu deri şarbonu, bu ölümcül olmayan, biyoterörizm olarak kullanılmayan, Kurban Bayramı'ndan sonra ortaya çıkabilecek bir lezyon. İşte hayvanlardan ya da deri yün kemik kontamine hayvansal ürünlerden bulaşabiliyor. En çok gördüğümüz deri şarbonu. Ama bizim korktuğumuz olan akciğer şarbonu ve yüksek oranlarda öldürücü. %85 iken yoğun bakımların gelişmesiyle %45. %50 desek her iki kişiden birini öldürüyor. Çok ciddi bir şey ve kolay ulaşıyor. Ortam şartlarına çok dirençli ve kolay depolanabiliyor. Bu yüzden de bu en çok çalışma yapılan ve en ideal biyolojik silah etkeni olarak kullanılan etken. İşte ilk başta bizim grip benzeri etkilerle başlıyor ama klinik biraz düzelirmiş gibi olup sonra işte şu bölgede göğüs ağrısı, ateş terleme, hızlı nefes yetmezliği, siyanoz yani oksijensiz kalması şok ortaya çıkarıyor ve öldürüyor. Peki ne zaman şarbon vakasıyla karşılaştığımızda biz biyoterörizm düşünürüz? Birden fazla doğrulanmış akciğer şarbonu vakası niye olsun? Akciğer şarbonu çok görülen bir şey değil. Hayvan veya derileriyle temas etmemiş. Bu adam teması yok. Niye olsun? Ya da aynı yer ve zamanda bulunmuş iki tane fazla şüpheli şarbon vakası. İşte bunun aşısı da yapılmış ama herkes için rutin uygulanan bir aşı değil. Daha çok bunlarla çalışan ya da bunları solumuş insanlara verilen şeyler. Veba, kara ölüm. Veba sözcüğü Arapça'da salgın hastalık aslında demektir. Türkçe'ye direkt vebayı biz bu hastalığın adı olarak geçirmişiz. Dört formu var. Burada da en çok görülen bubonik veba,
Bizim en çok korktuğumuzda septisemik ve pnömonik veba. Özellikle pnömonik veba biyolojik silahta çok kullanılıyor. Neden kara ölüm denmiş? Bu deri ve iç organlarda kanamalar yapıyor. Bu kanamalar akan kana birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşuyor ve insanı ölüme doğru gidiyor. Bubonik denme sebebi de işte bubo adı verilen lenf bezi şişmelerinin olması bubonik vebada. Öksürük ve hapşırmaya neden oluyor akciğer vebası da ve teneffüs eden herkese enfekte etmesi muhtemel bir şey. Çok bulaşıcı insandan insana ve yeterince erken teşhis ve tedavi edilmezse 1 ila 6 günde ölüm sağlıyor. Genelde fare piresiyle insana bulaşsa da işte enfekte dokularla direkt temas veya akciğer tutulumu olan bir enfekte olmasıyla da hava yollarıyla bulaşabiliyor. Biyoterörün tarihçesinden ben bahsedeceğim biraz. Asurlular çürümüş çavdarla oluşan bir mantarla düşmanlarının su kaynaklarını zehirlemişler. Daha çok eskiden başlayan bir tarihçesi var biyoterörün. İşte ishal yapıcı bir bitkiyi Kırsa kenti kuşatmasında Atinalı Solon kullanmış. Hannibal'ın toprak tesislere yılanları doldurup düşman gemilerine fırlatıp bununla alakalı savaşları kazanması var. Bu da Kefe kuşatması, Tatarlar diyen var, Moğollar diyen var. Hocalarım beni düzeltirlerse yanılıyorsam. İşte burada en büyük biyolojik saldırı tarihte bilinen Kefe kuşatmasında Cenevizlilere ait Kefe Kalesi'ne Tatarların vebayla parçalanmış insan cesetlerini surların üzerinden atıyorlar ve şehirde salgın hastalık oluşup şehrin teslim olmasını kolaylaştırıyorlar. Halk da buradan kaçmaya çalışıyor. Liman kenti sonuçta Kırım'a bağlı. Kefe liman kenti ve buradan kaçanlar da vebanın Avrupa'ya yayılmasına sebep olduğu söyleniyor. İşte neler yapılmış? Karolinska Savaşı'nda Litvanyalılar vebalı parçalanmış cesetleri vermişler. Çok duyulmuş. Pizarro'nun Latin Amerika'yı fethinde yerli halka çiçek virüsü bulaştırılmış giysileri vermesi, Rusların Reval Kalesi'nde vebadan ölmüş insan cesetleri artması, Amerika'da Amerikan yerlilerine çiçek hastalığı taşıyan battaniye mendil armağan etmesi sonucu hastalığın yayılması gibi birçok etkinlik. İşte Amerika'da Kuzey-Güney Savaşı'nda su kavuzlarının işte ölü hayvan nesliyle zehirlenmesi. Bu çok çok denenmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların yine bir teknolojisi varmış. Ancak Japonlar savaşı kaybettikten sonra bunlar yakalanmışlar ve buradaki ilgiler Amerikalılarla Sovyetlerin eline geçmiş. İşte İngilizlerin bir gelişme şeyi var. İskoçya açıklarında biyodayı bu bahsettiğimiz Enidel Bacillus anthracis etkeniyle yani şarbon etkeniyle kontamine etmişler ve 40 yıldan fazla bu kontaminasyon sürmüş. İşte Amerikan Deniz Kuvvetleri San Francisco'ya Serrasya Marsanaz aslında çok biyolojik şey olarak kullanılabilecek bir bakteri değil ama yaymışlar yanlışlıkla ve solunum sistemi sorunları görmüş. Bir kişinin öldüğü söylenmiş. George Markov yakın zamanda bu adam Bulgar bir muhalif. Önce Bulgaristan'da yaşamış. Sonra Yivkov yönetiminde muhalif olduğu için İngiltere'ye kaçmış. BBC'de de Yivkov aleyhine konuşmalar yapıyormuş. Bulgar Gizli Servisi KGB ile ortaklaşa Londra'da bir yağmurlu günde Waterloo Köprüsü'nün orada bunu ricin maddesi mermisi içeren bir şemsiye ile öldürmüşler bunu. İşte Sovyetler Birliği'nin 52 farklı yerde var. İşte laboratuvarda hatta çevreye Bacillus anthracis sporları yaymışlar. Böyle kazalarda oluyor. İşte Amerika bunu yapmaya çalışmış. Brucellos, şarbon, botulizm gibi hem A hem B grubu etkenleri burada geliştirmişler. Nixon bunu durdurduğunu söylemiş ama kesin durdu mu? Bence durmadı. Şu anda da devam ediliyor. İşte Japonya'da bir terör grubu, Aum Shinrikyo, bunlar dini bir terör grubuymuş Japonya'nın. 1995 yılında Tokyo'da aslında bu kimyasal saldırı. Sarin gazıyla metroda insanları boğarak zehirlemişler ve 12 kişinin ölümüne neden olmuşlar. Bunların başarısız olduğu şarbon ve botulizm saldırıları da olmuş. İşte İran 1974'te savaş programı varmış. Güney Afrika'nın 1993'e kadar varmış. Dallas'ta bir terör örgütü insanların gıdasına salmonella bakterisiyle kontamine etmiş ve ciddi gastroenterit vakaları yani ishal vakaları gerçekleşmiş. Hastanelik olacak kadar kötü ama ölüm yaşanmamış. Şarbonlu mektuplar aslında bu konunun
en popüler olma sebebi 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'da farklı farklı kuruluşlara nereden geldiği belli olmayan mektuplar yollanmaya başlanmış. Senatörlere işte devlet başkanlarına ve 24 Ekim tarihi itibariyle 11'i inhalasyon ki 5'i ölmüş, 11'de deri ser vurulmak üzere 22 tane kişide hastalık tespit edilmiş ve Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında Ankara Adliyesi'ne böyle nereden geldiği belli olmayan mektuplar gelmişti. Hatta şarbonlu mektuplar mı diye araştırılmıştı. Ancak sonra olmadığı fark edilmişti. Ancak hala bu saldırı olma ihtimali yüksek ve normal bir deri şarbonunun tedavisini antibiyotiklerle, basit antibiyotiklerle yapabiliyoruz şu anda. Ancak bu biyoterör şarbonunda bunları işte antibiyotiklere direnç kazandırarak daha güçlü antibiyotiklerle daha uzun tedaviler yapmamız gerekiyor ki o tedavilere rağmen bile %50 ölüm oranları olan ciddi bir hastalık ve Bill Gates'in yakın zamanda bir açıklamasını gördüm. Hükümetler biyoterörizm eylemlerine ve ciddi salgın hastalıklara karşı, pandemilere karşı hazır olmalı ve özellikle de çiçek virüsüyle alakalı uyarmış. Çünkü şu anda toplum duyarlı, aşı olanlar, çiçek aşısı olanlar yok ve çok ciddi salgınlara yol açabilir. Ya da grip salgını mesela domuz gribi kadar yayılan, kuş gribi kadar öldürebilen bir salgın ortaya çıkarsa dünyada 1 milyara yakın insanı öldürebildiği konuşuluyor. İşte bununla alakalı Cenevre Protokolü 1925'te imzalanmış. 1971'de işte yine bir Birleşmiş Milletler tarafından bir anlaşma imzalanmış. Gördüğünüz bakteriyolojik ve toksik yapısındaki silahların imali, geliştirilmesi, depolanmasını yasaklayan bir sözleşme Türkiye'de 1974'te bunu imzalamış. Biyoterörizmden korunmayı nasıl yapabiliriz? İşte bunu 5 maddede yapmışlar. Önce önleme, biyoterörizmin yapılmasını önlemek lazım. Sonra terör saldırısı oldu diyelim. Bunu hızlıca belirleme, korunma, daha fazla yayılmasını engelleme, tedavi etme ve temizleme şeklinde. Çiçek hastalığıyla alakalı mesela 11 Eylül'den sonra korkmuşlar. Irak'la alakalı çiçek saldırısı yapabilir mi diye. Bir haber okudum 2003'te. Türkiye'de DSO'dan 10 bin tane çiçek aşısı talep etmiş. Herhangi bir sıkıntı olursa çiçekle alakalı diye. Fransa'da işte çiçek hastalığına karşı aşı stoklamış ve işte 24 saat acil durum için bir laboratuvarı var, biyotoks planları var. İşte laboratuvarları bunun için geliştirmiş. Her ülke buna karşı önlem alıyor ve alınması da gerekiyor. Benim kullandığım kaynaklar genel olarak bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da işte biyolojik laboratuvarların 4 farklı şeyi var. Bu en artık 4. seviye adı verilen ultra güvenlikli olan, havalandırmasını tamamen farklı olduğu, böyle uzay kıyafetleriyle giren doktorlar, çalışan biyologların olduğu bir laboratuvar. Evolof araştırmalarını sürdüğü bir laboratuvardan fotoğraf koydum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorusu olan... Aslında beklediğim bir soru var. Buraya sunum almadım. En arkada var. Gelmezse o konuyu ben açacağım. Bilerek koymadım. Bekliyorum gelecek mi diye. Öncelikle Feyza Ergün, İTÜ Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle teşekkür ederiz sunumunuz için. Muhtemelen beklediğiniz soruyu soracağım ben şimdi. Biyoterörizm ve COVID-19 arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Şu anda da birçok varyanttan bahsediliyor. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ettim. Tam da beklediğim soruydu. Bilerek koymadım. Bununla alakalı işte medyadan takip ediyorsunuzdur. Dünya Sağlık Örgütü Çin'e bir ekip yollayacak da ikinci Çin kabul etmedi sonra gitti tarzı bir sürü ekip yapılıyor ve şu anda bir sürü teori var bu konu üzerinde. İşte bunun bir biyoterörizm eylemi olduğunu savunan teoriler de var. Tamamen doğal bir enfeksiyon olduğunu savunan teoriler de var. İşte bunun yarasalardan pangoline geçtiğini söyleyen de var. Başka hayvanlar üzerinden yayıldığını söyleyen de var. Ben bu konuyla alakalı birçok şey okudum buraya gelmeden de önce ve benim aklıma yatan teori şu oldu. Wuhan'da koronavirüsler üzerine çalışan ve biyogüvenlik 4 üzerinde çalışan bir laboratuvardan yayıldığı söyleniyor bu. Ve bu laboratuvardan benim okuduğum Sevil Atasoy'un da söylediği bu virüsün yanlışlıkla dışarıya kaçırılıp hani bir farkında olmadan yanlışlıkla kaçırılıp sürüldüğü söyleniyor. Ben de bunu düşünüyorum. Çünkü biyoterörizm olarak koronavirüsleri kullanmak
Hani bana nedense biraz mantıksız geldi. Çünkü önünü alamayacağım. Bumerang gibi bir şeydir koronavirüsler. Attığın şey gelir seni de vurur. Ve önüne geçmek de zor. Ve hani kesin biyoterörizm demen için de bunu kesin kanıtlaman lazım. Hani bununla alakalı şu anda bilgilerimiz çok sınırlı ve sadece teoriler üzerine gidiyor. Bunun biyoterör saldırısının olduğunu göstermemiz için bunun kanıtlanması lazım. Ama Çin'de biliyorsunuz dünyaya kapalı bir ülke. Ve Çin'den gelen bilgiler çok sağlıklı değil. Çok sağlıksız bilgiler geliyor Çin'den. Ve bundan dolayı da biyoterörizm saldırısı olma ihtimalini de insanların daha ciddi düşünmesine yol açıyor. Ama şu andaki hani genel kanı bunun bir biyoterörizm saldırısı olmadığı yönünde. Teşekkür ederim. Ahmet Sacı Sümer, Medipol Üniversitesi doktora programı 1. sınıf. Suikast için olanlar hariç, böyle çok bulaşıcılığı olan ajanlar için soracağım bu soruyu. Hani bunu yaymayı nasıl göze alabiliyorlar? Tüm dünyaya COVID gibi bir virüs bu kadar çabuk bir şekilde yayılmışken, bu virüsleri yayınca sadece belli bir kısmı etkileyeceğini nasıl düşünüyorlar? Ya şöyle diyeyim, şarbon mesela, çok ölümcül olanlar, mesela Ebola virüsünden bahsedeyim. Ebola virüsü şu anda Afrika'da bir endemik durumda. Pandemi durumuna dönmedi, inşallah da dönmez zaten. Ya da MERS var dünyada bir endemik kurumunda. MERS'i de duymuşsunuzdur. Koronavirüsler ilk değil, sonda olmayacak zaten. İlk önce senin soruna cevap verip sonra koronavirüslerden devam edeyim. Şimdi şarbon etkinliği burada yaydığımızı düşünelim. Burada işte salonun yarısı zaten bunu yayamadan birkaç gün içinde ölecek. Hani bir hastalığı yaymak istiyorsan, dünyaya yaymak istiyorsan bunun ölüm oranının çok fazla olmayıp çok düşük de olmayıp belli bir dengede olması lazım. Mesela koronavirüslerden misal vereyim. SARS-CoV vardı 2002-2003'lü yıllarda, uzak doğuda bir yayıldı. Ölüm oranı %10'du ve dünyaya çok fazla yayılmadan uzak doğu içerisinde, hani bazı ülkelere yine yayıldı, işte Amerika'ya gitti, Kanada'ya gitti ama kendini sınırladı. Ya da MERS-CoV var mesela, Suudi Arabistan'da hacca giden, umreye gidenlere Sağlık Bakanlığı bir kağıt veriyor, bir menenjit aşısı yapıyor, bir de MERS-CoV'la alakalı bir kağıt veriyor. %30-35 öldürme oranı var. Kendisini ve yakın temaslarını öldürüyor. Ama COVID'de mesela bu oran %4 falan şu anda. %3, %4 öldürücü olduğu söyleniyor. Çok öldürücü olmayan bir şeyde insanın yayması daha mümkün oluyor. Ama bu Bacillus mesela, antrasit, şarbon etkinliği zaten yaymadan adam ölüyor. Ya da Ebola'dan örnek vereyim. Ebola'nın şu anda öldürücülüğü %50 ile 70 arasında. Adam zaten öyle bir ağır hasta oluyor ki bunu yaymadan zaten kendisi vefta alıyor. Kanaya kanaya. Koronavirüslerle alakalı da 4 tane koronavirüs ailesi vardı bizim bildiğimiz. Normal grip benzeri tablo yapıyordu alt tipleri. SARS-CoV, MERS-CoV geldi. Şimdi bu koronavirüs geldi. Bundan sonra daha fazla koronavirüs çıkar mı? Çıkma ihtimali yüksek. Yani bundan sonra dünyada salgınlara hazır olun yani. Çünkü dünya küçük bir yer oldu. Burada hasta olan birinin 100 sene önce bunu Amerika'ya taşıması bu kadar kolay değildi ama burada şimdi yayılan bir hastalığın 8-12 saat sonra Amerika'da olma ihtimali çok yüksek. Ve bununla alakalı seyahat sağlığı şeyleri var. Mesela konumuzun biraz dışına çıkıyorum ama Sağlık Bakanlığı'nın seyahat sağlığı adı altında bir sayfası var. Bir yere gittiğiniz zaman, özellikle de sıkıntılı bir yere gittiğinizi düşündüğünüz zaman girin oradan okuyun seyahat sağlığıyla alakalı nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye, size tavsiyem olsun. Özellikle Afrika'ya falan seyahat edecekseniz ya da Asya'ya seyahat edecekseniz. Merhabalar. Ben Ahmet Furkan İnal, İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Bu büyük pandemiler falan genelde 100 senede bir olduğuna dair bir yazı okumuştum. İşte bir 100 sene önce işte veba, ondan önce işte İspanyol gribi falan. Genel olarak böyle bir 100 senede bir tekrar ediyor tarzında bir şey okumuştum. Sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Yani 100 senede bir olmasının sebebi eskiden mesela şimdi 20 senede, 30 senede bir olabilir. Hatta 10 senede bir olabilir bile deniyor. Eskiden 100 senede bir olmasının ihtimali işte hem yayılmasıyla alakalı, hem patojeniteyle alakalı, hem virüslerin
İşte kendini bazı virüsler şu anda hayvanda bulaşabiliyor ama virüs bir değişiklik, bir mutasyon yapıp insana geçebilecek bir seviyeye kalırsa doğal bir pandemiye de yol açabiliyor. Mesela bu koronavirüs yarasalardaydı. Bir mutasyona uğradı, insana geçtiği söyleniyor. Bunun doğal bir enfeksiyon olduğunu söyleyenler. Yüzyılda büyük pandemiler oluyor ama arada yine küçük küçük pandemiler oluyor mesela. Hani benim aklıma gelen 2000'den sonra hatırladığım bir SARS epidemi oldu gerçi. Pandemi olmadı. MERS'te epidemi oldu. Genelde Umre'den dönenlerde falan Türkiye'de gözlendi. Mesela hatırladığım 2007-2009 yıllarında buradakiler hatırlar. Bir influenza pandemisi oldu. Önce bir kuş gribi pandemisi oldu. Sonra domuz gribi pandemisi oldu. Yani bu eskiden yüzyılda birmiş ama bu şimdi yüzyılda bir olacağı anlamına da gelmeyecek. Hatta Covid bittikten sonra çok kısa bir süre sonra başka bir pandemiyle de karşılaşabiliriz ki biyoterörizm de olarak da kullanılabilir. Belki çiçeği kullanacaklar. Bilemiyoruz. Bizim bununla alakalı önleme çalışmalarını yapmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın da yanlış hatırlamıyorsam pandemilerle alakalı yayınladığı bir kılavuz vardı. Hemen Covid'den birkaç sene önce. Hemen üstüne isabet etmiş oldu. Bizim bununla alakalı daha planlarımızı daha düzenli yapıp hemen tespit edip hemen engelleyici şeylere geçmemiz lazım. Hani bundan sonra 100 senede bir olmaz. Daha sık olur. Biraz kötümser konuştum ama yapacak bir şey yok. Başka sorusu olan var mı? Tamam, o zaman ben de size teşekkür ederim.